And now we will continue with our next panel. The subject of our panel is Unlocking the Potential, Women Leadership for a Human-Centric, Environment-Friendly Future. Our moderator will be Zeynep Göğüş, journalist, lecturer at Okan University from Turkey, Ms. Evrim Aras, CEO of Aras Kargo, Ms. Zeynep Dereli Batu, founder and CEO of TINK, Professor Yvonne Galligan, Scholar of History, Anthropology, Philosophy and Politics, Queen's University, Belfast from Ireland, Associate Professor Deniz Şenol Sert, Associate Professor at Özyeğin University, and Ms. Nurten Albayrak, Temur, Strategic Marketing Developer. Dear guests, please have your seat. We need to start our panel. Hepiniz hoş geldiniz. Özel sektör toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirmesine ve kadının güçlenmesine nasıl katkı sağlayabilir? Panelimizin konusu. Ben panel yöneticisi olarak medya sektöründen gelen biriyim ve benden 2-3 kelime etmem istendi başlangıçta medya sektörüyle ilgili olarak. Vaktimiz çok çok kısıtlı, onun için hızla geçeceğim. Bu panelde böyle 6 kadın konuşmacıyla birlikte olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de kadınlar moderatörlük rolünü üstleniyorlar. Ama panel kadrosuna baktığımız zaman bunlar hep erkek oluyor. Çok az kadın var. Geçenlerde bir televizyon yorumcusu ve panel yöneticisi arkadaşıma bu neden sırf erkekleri çağırıyorsun dediğimde ama kadın konuşmacı bulamıyoruz dedi bana. Yani bu da değiştirilmesi gereken bir bakış açısı herhalde. Medyada özellikle yönetici pozisyonunda kadınlar çok az. Bu da liderliğe tekabül eden bir konu olduğu için değindim. Artı Türk fikir dünyasında kadınların rolü medya üzerinden son derece düşük bir rol. Bunun da değişmesi ve gerektiğine ve değişebileceğine inanıyorum. Hemen panelimize geçelim. İlk konuşmacı, biraz üstten bakalım istedim konuya. Avrupa Birliği'nde konumuzla ilgili neler oluyor, bitiyor. Profesör Yvonne Galligan Belfast'tan geldi ve katıldı aramıza, Queen's Üniversitesi'nden. İlk sözü kendisine vermek istiyorum. Thank you. First of all, I want to thank the organizers of the Bosphorus Summit for hosting this event. And a special thanks to Professor Gunvor Turan for inviting me to participate. It's really an honor for me to be with you
in these few days. I would like to speak about EU women's leadership, as our moderator has said. I'll begin by talking about the European Union, and I'll refer to the current position, and then I will look at the framework for progressing gender equality in the EU and at international level. So, promoting gender equality is a core activity for the European Union. Equality between women and men is a fundamental EU value. It is an EU objective, and it is also seen as a driver for economic growth. And so the European Union commits to promote equality between women and men in all its activities. And these are fine words that we will be coming back to again and again. The rationale for seeing gender equality as vital for the European Union is because it is seen as a matter of justice. It's seen as an issue of respect for fundamental rights. It's seen as being important for good governance. It's seen as necessary to reflect the composition of society. And ultimately, it is believed that equality between women and men strengthens democracy. It's also seen that gender equality brings benefits to EU economic growth and competitiveness. I think that there's another theme as well embedded in all of this, not pulled out as much, but very much referenced again and again throughout the speeches of this conference. And in looking at gender equality, it is seen consistently that gender equality delivers more secure, stable, and safe societies. And the issue of safety and security and stability have been ones that have been raised by many speakers at this conference. These are not just fine, abstract commitments by the European Union. It's a reflection of how the European public feels about gender equality. In a recent Eurobarometer survey, 3/4 of the respondents think that tackling inequality between men and women should be an EU priority. Around 9 in 10 agree that tackling inequality between women and men is necessary for creating a fairer society. So there is a lot of agreement between European citizens and the aims and values of the European Union itself on this issue. Perhaps one of the most strongest practical cases for supporting gender equality, and within that women's leadership, is around the economic question. And gender equality is one of smart economics. Women's participation in the economy is essential for sustainable development and economic growth. A 2012 OECD study estimated that closing the labour force gender gap could yield a potential average gain of 12% GDP across OECD countries. That's a huge leverage. A 2014 study projected that for Turkey, this would mean an increase in women's participation in employment from just over 30% to 45%. But women's leadership in the European Union has some way to go to reach equality. Women comprise about 30% of politicians in member states' parliaments, far from the 50% that they make up in terms of voters and citizens. They are under 25% of corporate board members, only 20% of full professors, and only 5% of CEOs of the largest listed companies. Yet, we are producing in the European Union graduates of whom over 50% are female. So there is a real loss of talent somewhere along the line in so many sectors of European member states at the moment. And progress is slow.
The Commission, the European Commission, consistently has strategies and programs for addressing gender equality. And the 2010 to 2015 strategy prioritized five key areas for action. And these have been so important that they have been included and rolled over into the 2016 to 2021 plan. And these are as follows. Equal economic independence for women and men, equal pay for work of equal value, equality in all forms of decision making, dignity, integrity, and ending gender-based violence, and promoting gender equality beyond the European Union. The European Union also operates within the framework of the Sustainable Development Goals. And goal number 5 on women's empowerment is particularly important in this regard. It aims to achieve gender equality and empower all women and girls by 2030. So this is quite a challenge, especially given the figures that I've just mentioned earlier. But I think the most substantial improvement in this area has been in countries that have introduced very strong measures around equality, including quotas to bring more women into economic and political decision-making. Germany, for example, has a quota for women on boards, Belgium in political life, and Spain in both. And these are just some examples. Now, there are other SDGs that have reference, that make reference to gender equality. But I would suggest that for each of the sustainable development goals, the gender equality element needs to be brought much more to the fore and made more central if both the EU and governments of the world are to deliver on the aspirations contained in all the sustainable development goals. There is also a job of work to be done, and indeed the European Union is aware of this, in bringing men into the equality agenda as supportive partners and advocates. The global He for She campaign is an example of a strategy with a wide appeal to this end. It's important, though, that women must lead in setting this agenda, and men need to support and use their influence to bring about a more gender equal world with women. So, for example, in the area of science, a whole area of major growth, male advocates are beginning to make a big impression in supporting women arguing for gender equality in the world of science. So there is then an understanding at EU decision-making level that empowering girls and women across the globe is actually not an option in our times. It is a duty and a responsibility to future generations. In turn, gender parity in partner countries has become synonymous with increasing productivity and economic growth, respect and protection of human rights, and the sustainability and resilience of a society. According to a recent McKinsey Global Institute report, the private sector would also benefit from focusing on the large economic opportunities of improving parity between women and men. And so some examples in which the private sector can support this are, for example, corporations could supplement government-subsidized childcare through school scholarship programs made available for girls. The business world could also support movements and associations working on the removal of tax disincentives to women and both partners at work. The private sector could finance infrastructure and technology projects, for example, creating apps designed for female entrepreneurs and gender and mobile-based emergency services for female victims of violence. And the private sector is the arena in which economic opportunities can be created for future job placements for women.
and girls. However, these worthy reports and these recommendations are worth nothing unless there is a will to translate them into real action. And this is where women's leadership can act as a pressure and can make a difference through ensuring that gender equity and fairness is made a priority at all levels, that men are included in programs on gender equality, that women leaders recognize that one size does not fit all, that different women have different needs and require responses that fit those needs. And finally, and this is my last point, gender equality is not an agenda that happens overnight. It is one where women leaders, along with male leaders and their partners in this project, engage in consistently and for the long term, because ultimately, all our societies are more sustainable, more peaceful, and more equal as a result. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Galligan. Avrupa Birliği'ndeki durumu sanıyorum net olarak gördük. Halkın dörtte üçü konunun bir Avrupa Birliği önceliği olarak gündeme getirilmesini istediği için önemli bir destek var diye düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir araştırma yapıldı mı? Kamu desteği konusunda bilmiyorum. Gözüme çarpmadı. Yapısı çok iyi olur diye düşündüm siz anlatırken. Buyurun. Nedir sonuç? Daha görmedim. Tamam, takibe alacağız o zaman Kalkınma Bakanlığı'nın araştırma sonuçlarını. Bu geniş tablodan sonra, Avrupa Birliği'ndeki sorunları da gördükten sonra, belki Avrupa Birliği'nde daha ülke bazlı çalışan, Hollanda'dan katılan aramıza Sayın Nurten Temur'a sözü vermem doğru olur. Hem CEO'luk geçmişi var, hem de pazarlama stratejilerini kadınların nasıl katabilirim, kadın liderşipi nasıl öne çıkabilirim diye düşünen bir beyin. Nurten Hanım'ı dinliyoruz şimdi. Bu arada konuşma süresinin 7-8 dakikayla sınırlı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Zamanımız çok dar. Konuşmacılarımız umarım dikkate alacaklardır. Kadın liderlerin özelliği de her zaman bu sınırlara uymamak olabilir Sayın Zeynep Hanım. Teşekkürler. Aslında kadın liderler sınırlara uymuyor olabilir ama panellerde dikkatli olduklarını görüyorum. Erkeklere göre daha iyiler. Tamam, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben kadın liderliğine farklı bir perspektif getirmek istiyorum. Tabii ki kadın liderlerin şirketteki başarılarını tartışabiliriz, neler yapmaları gerektiğini tartışabiliriz. Ama aslında kadınların neden liderlik için çok uygun olduklarına değinmek istiyorum. Kadınların DNA'larında, biyolojik yapılarındaki bu araştırmalarda ortaya çıkan bir durumdur. Annelik olma vasfı vardır. Anne olursunuz olmazsınız ama vücudumuzda, DNA'mızda, genetik yapımızda bu vardır bir kadın olarak. Bu durum kadınların geliştirebilecekleri, liderliğe olağanüstü uygun olan taraflarını ortaya çıkarıyor. Bütün araştırmalarda fark burada deniyor. Mesela bu özellikler nelerdir ve liderlikle nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Kadınlar makul olmayı çok daha kolay yapan bir yaratılışa sahipler. Tabii ki anne olduğunuz zaman her zaman çocuklarınızı dinlemek zorundasınız. Hadi şimdi canım istemiyor diyemezsiniz. Makul olmak, ortayı bulmak, ilerlemek zorundasınız. Kadınlar oldukça sadık. Şirketlerde de bu görülüyor ama genetik yapılarından gelen bir sadakat olduğu da görülüyor. Sabırlı. Bir liderin sabrı başarısının büyük bir nedenidir. Olağanüstü dayanıklı. Kadınlarımız
kesinlikle bir darbe, iki darbe, hayal kırıklığı yıkılmayan bambuya benzetilen bir yaratılışa sahip. Bambu ağacının özelliği baltalamadığınız sürece eğip düzelen bir yapıya sahiptir. Kadın liderlerin de gösterdiği bir yetenektir. Bu kadınların DNA'sından gelen bir özellik olduğu görülüyor. Kadınlar yaratılışlarından ortak çalışmalara daha açık, daha sıcak bakan yaratılışa sahipler. Ve en önemlisi bütün bu özellikleri, daha onlarca özellik sayabilirim. Bu bütün bu özelliklerin ortaya çıkardığı bir sonuç var. Bu da çok insan odaklı çalışabilmeleri. Şimdi Hollanda'ya baktığımız, benim yaşadığım ortam, yıllarca liderlik pozisyonlarında çalıştım. Hollanda'ya baktığımız zaman yasa getirdik, olmadı. Hollanda'daki lider kadınların sayısı şu anda %17'de. Yasalarla bunu %30'a çekmek istiyoruz ama 5 yıldır henüz bir başarı sağlayamadık. Bunun iki nedeni var. Birincisi kadınların her zaman istekli olmamaları. Bunu da araştırmalar kanıtlıyor. 3 yıl önce üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada bayan üniversite öğrencilerine perspektiflerinin ne olduğu sorulduğunda %82'si zengin bir koca, bahçeli bir ev, 2 çocuk ve köpek arzuladığını söylüyor. Bayanlar lütfen, lütfen yeteneklerinize sahip çıkın ve ihtiyacımız var. Sürdürebilirlik bir gelecek istiyoruz, sağlıklı bir gelecek istiyoruz, kadınlarımıza ihtiyacımız var. Çünkü doğadan gelen yetenekleri var. Potansiyellerini her zaman göremiyoruz. Çünkü kadınlar kendileri farkında değiller. Ve potansiyel nedir? Potansiyele baktığımız zaman şu anda hala testlerle, uyumlu kurslarında, eğitimlerde sadece aldığınız eğitim, eğitim gördüğünüz hoca, aldığınız diplomalar ve kaç üniversiteye gittiğiniz her zaman için ön planda. Halbuki potansiyelin sadece çok ufak bir bölümüdür bu. Bu yapmış olmanız gereken bölüm. Ama liderlik özellikleri kişiliktir. Kim olduğunuzdur, kararlar alabiliyor musunuz, insanlara dokunabiliyor musunuz, cesaretiniz var mı, devam edebiliyor musunuz ve dayanıklı mısınız? Unutmayın, liderlik zor bir meslektir. Çok dayanıklılık isteyen ama çok da mutlu edebilen bir taraftır. Yani baktığınız zaman kadın potansiyeli kendi farkında değil, olağanüstü potansiyele sahip, geliştirmiyor, istemiyor her zaman. Ve öte tarafta çok büyük bir ihtiyaç hissediyoruz. Ve kadınların bu özelliklerinden, doğadan gelen özelliklerinden dolayı işlerini çok farklı ve başarılı yürüttüklerinin de çok güzel örnekleri var. Örneğin General Motors, Amerika'nın en büyük araba sanayisi olan bir şirkettir. CEO'su bayandır, Mary T. Barra. Araba inşaatı yapan bir babanın kızıdır ve birkaç yıl önce CEO oldu. Olduğunun ertesi haftası araba tarihinin, üretim tarihinin en büyük kriziyle karşılaştı bayan. 400-500 bin araba, yanılmıyorsam, geri fabrikaya çağrılmak zorunda kaldı. Ve medyada yaşamıyoruz bunu. Sessiz, sakin, insanlara dokunarak bu krizle baş etmeyi becerdi. Olağanüstü güzel bir örnek. Diyeceksiniz ki erkeklerimiz yapamıyor mu? Tabii ki yapabiliyor, tabii ki başardılar. Volkswagen'de, hepiniz biliyorsunuz, medyadan izlediniz, benzeri bir fakat farklı bir kriz yaşandı. Ama maalesef CEO'nun haberi yokmuş. Erkek CEO tabii. Yani ben kadın erkek ayrımı yapmak istediğim için değil ama kadınları çok daha iyi toplumumuza, geleceğimize, planladığımız bir geleceğe faydaları olacağını düşünebiliyorum. İnsana dokunan bir kadın, insana dokunan bir lider, oradaki insanların ilerlemesine de katkısı vardır. Benim liderlik dönemimde en fazla keyif aldığım şey, tabii ki rakamlar, tabii ki başarı, tabii ki verdiğimiz raporlar, tabii ki kar marjımız yüksekliği ama en güzel şey genç bir potansiyeli görmek ve ona hadi yürüyeceğiz bu yolda deyip onu desteklemek. Bir kadın lider olarak en çok keyif aldığım şeydi ve hala çok mutlu olduğum konular, hala izlediğim insanlar vardır.
Hollanda'da maalesef kadın liderlerin sayısı %17'yi geçmiyor. Hatta şöyle söyleyebilirim size, borsa şirketlerinin hiçbirinde kadın lider yok. Hollanda'nın şu andaki kadın liderler gelişimindeki seviyesi dünya çapında Bangladeş'le aynı yerdeyiz. Bangladeş 3. dünya ülkesi, Hollanda ekonomisi ilk 10'da olan bir ülke. Burada yapılması gereken çok işler düşüyor bizlere. Kadın liderin ihtiyacı şirketlerde de çok bariz ortaya çıkıyor. Hollanda şirketlerinin, özellikle borsa şirketlerinin ve kamu şirketlerinde her yıl memnuniyet ölçümleri yapılır. Bu yasal değildir ama yapılması gereken sosyal bir baskıdır şirketlere. Ve kayıtsız şartsız iki şirket dışındaki memnuniyetsizlik tavan. Pozisyon fark etmiyor. Kapıcısı da memnun değil. Yöneticisi de memnun değil. Sekreteri de memnun değil. Bu memnuniyetsizlik tezlerine, surveylerine baktığınız zaman neden insanlar memnun değil? Refah yüksek, maaşlar güzel, pozisyonlar iyi ama insanlar mutsuz. Hollanda'da çok yoğun yaşanan bir konu. Baktığımız zaman çok basit şeyler. Örneğin hayal kırıklığı yaşanan konulardan biri, yaş günümü bile hatırlamıyorlar bu şirkette. Bu kadar basit. Bakıyorsunuz CEO erkek, yönetim kurulu erkeklerden oluşuyor. O insana dokunmanın eksikliğini yaşayan kadın, yaşayan insanlar memnun değiller şirketlerinde. Memnun olmayan bir görevli hangi görevde olursa olsun verimli olamaz. Prodüksiyon düşer. Mutsuzluk yüksek olan yerde verimlilik alçaktır. Yani burada yapılacak çok işler var. Ve kadın liderlerin dediğim gibi doğasında olan özelliklerinden dolayı o insana dokunma olayını daha güzel yapıyoruz. Benim çalıştığım son şirkette memnuniyet yaptığımız araştırmalarda yıllık yapıyorduk. Yılda iki kez yaptığımız oluyordu. Benden kaynaklanmayan, çünkü yönetici kadroda bayan çoktu. Ama sonucumuz %83 memnun olan insanlardı. Ve yapılanma değişikliklerinde, politikanın karışmasında biz onları daha rahat aşabildik. Yani bayanların ve erkeklerin ikisinin de yeterince olduğu bir kurumda verimlilik sorunları daha az oluyor. Yani bu da kadınların içten gelen, doğasında olan yeteneklerini daha iyi kullanmalarından ortaya çıkıyor. Şu anda biz Hollanda'da çok şeyle meşgulüz, ülke bazında. Yapılan uyumluluk testlerinde siz başvuruyorsunuz, mülakata gidiyorsunuz ve şirket sizi almadan önce sizin uyup uymayacağınızı bir objektif testten geçirmek istiyor. Yönetici kadrolarda kesinlikle kullanılan bir şey, liderlerde hakeza. Kayıtsız, şartsız her şey. Burada kadınlar genelde başarısız çıkıyor bu testlerde. Sebebi araştırılınca peer group dediğimiz kıyaslama grupları hep erkeklerden oluşturuyor. Kadınların yetenekleri farklı, skill'leri farklı, yaklaşımları farklı. Erkeklerle kıyasladığınız zaman kadın başarısız gözüküyor. Doğru değil bu. Başarısız değiller, farklı yapıyorlar. O farka da ihtiyacımız var. Çünkü güzel bir gelecek istiyoruz, doğaya saygı istiyoruz, sevgi istiyoruz, kadınlara ihtiyacımız var. Yani biz şu anda o testleri değiştirip peer grupları daha çok kadınlardan oluşturarak kadın başarısızlığını indirmek istiyoruz. Son bir sistemlerimizden şirketlerde kullanılan Smart CV dediğimiz olay. Smart CV de sadece okul değil, diploma değil ama kişilik ölçüyoruz. Çünkü başta da söylediğim için potansiyel diploma değildir. Diplomanız vardır, ceptedir, yapmanız gereken bir şey. Ama potansiyel kişiliktir, yaklaşımdır, başarıdır, amaç, güttüğünüz ve davranış şekliniz. İnsan odaklı olup olmadığınız diplomanızı da ölçemeyiz. Şimdi biz onu çok geliştirmekteyiz. Çünkü bu şirketlerdeki mutsuzluk oranı düşmeli. Geleceğe yakın güzel bir dünya bırakmak, şirketler bırakmak istiyoruz. Ve kadınlara olağanüstü ihtiyacımız var. Doğaları buna çok müsait. Çok teşekkürler.
Tam da vaktinde konuşmanızı sonlandırdığınız için ayrıca teşekkür etmem lazım. Profesör Galligan %50 üniversite mezunu kadın, %5 CEO olarak rakam vermişti ve bunu bir yetenek kaybı olarak görüyordu. Doğru. Sizin konuşmanızdan da şöyle bir sonuç çıkarmak mümkün olur mu bilmiyorum. Potansiyelini geliştirmek isteyen kadınlar var ama potansiyelini geliştirmek istemeyen kadınların oluşturduğu toplumsal algı belki de onları aşağı çekiyor. Şimdi bu aşağı çekme durumunun olmadığı bir örnek vaka gündeme gelsin ve Aras Kargo CEO'su Evrim Aras 28 yaşında şirketin başına geçmek durumunda kalmış. Kendisi eski de öğrencim. Bakalım tecrübelerini bize aktardığı vakit nasıl sonuçlar göreceğiz. Teşekkür ederim. Ben de aslında Nurten Hanım'ın söylediklerini destekleyici bir örnek olarak 28 yaşında babamın vefatıyla Aras Kargo'nun dünyadaki sektörün tek kadın CEO'su olarak göreve geldim. Ve aslında hani 28 yaşındaydım, kucağımda bir bebek vardı. Tamamen DNA ve biyolojik unsurlardan dolayı o annecilik ve kapsayıcılık özelliğinden dolayı aslında krizdeki bir şirketi bir U dönüşüyle başarılı bir şirket haline dönüştürdüm. 400 milyar liralık bir borçla devraldım babam vefat ettiğinde şirketi ve insan 10 bin kişi çalışıyordu o zaman. İnsanların maaşını ödeyemiyorduk, 6 ay geriden geliyordu ve böyle bir ortamda işte reddi miras yapmamı tavsiye etti avukatlar. Ben de babasına aşık bir kız çocuğu olarak yok dedim, şansımı denemek istiyorum. Dönüp de baktığımda neden denemedim demek istemiyorum dedim ve sorumluluğu aldım. Reddi miras yapmadım. Sonra da işte tüm Türkiye'yi dolaşmaya başladım ve 10 bin kişiye tek tek dokundum. Evet, tecrübem yok ve şu anda borçlarım var. Ama bunların hepsini ödemeye niyetliyim. Hep beraber birlik olup aynı hedefe koşarsak biz bu şirketi yukarılara çıkartırız inancıyla ve herkesin aslında potansiyelini harekete geçireceği bir ortam yaratarak bu dönüşümü sağladım. Bugün çok şükür 1 milyar liraya ulaştık. Dünya markası olma yolunda gidiyoruz. Yabancı ortaklarımız var ve mücadeleler devam ediyor. Dolayısıyla evet, bence genetiğimiz liderliği otomatikman kendiliğinden biyolojik olarak sahibiz. O nedenle de bunu kullanmamız lazım. Evet, bize yıllardır öğretildi. Yani daha kolay aslında iki köpeğimiz olsun, zengin bir kocayla evlenelim. Herkesin de hayalidir eminim. Ama mücadele etmeden de insan kendini gerçekleştiremiyor. Ve bu hayata da bir kere geldiysek bu hayatı anlamlı hale getirmek sorumluluğumuz aslında, aynı zamanda da hediye bize bahşedilmiş olan. Ben 2014 yılında Birleşmiş Milletler'de kadınları güçlendirme prensiplerine imza attım. Yine sektördeki hani tek kadın CEO olarak erkek egemen sektörde kadın lider olmak konulu bir konuşma yaptım. Ve o zaman her ne kadar erkek egemen sektör olsa da biz kadın istihdamını arttırmak istiyoruz dedik ve bir söz verdik. Sonra da şirket içi uygulamalarımızı değiştirerek annelere daha esnek çalışma ortamları sağlayarak kadın çalışan oranımızı %33 oranında arttırdık. Her ne kadar bizim iş fiziksel kuvvet de gerektiriyor, erkeklerin daha çok yapabileceği bir iş olmasına rağmen bugün kadın motokuryemiz var, kadın kuryelerimiz, hatta kadın yedek parça müdürümüz var. Dolayısıyla aslında kadına o fırsat tanındığında ve desteklendiğinde, yapabileceği cesareti verildiğinde yapamayacağı bir iş ve alan yok. Yeter ki kendi gücüne sahip çıkmayı seçsin.
Aynı zamanda TOB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. TOB'da da yaklaşık 7000 kadın üyemiz var ve girişimciliği arttırmak için çalışıyoruz biz. Burada da bu 7000 kadın gelecek nesillerde girişimci olmak isteyen girişimci kadın adaylarını güçlendiriyoruz. Yine TEB Akademi ile Türkiye'de binlerce kadına ulaştık. TOB'un projelerinden bir tanesi. Hem finansmana destek hem de finansal eğitim desteği veriyoruz Türkiye genelinde. 1400 kadınımız yazılım eğitimi aldı ve bu proje devam ediyor 81 ilde. Teknolojiyle kadını güçlendirmeye gayret ediyoruz. Ve Facebook'un Türkiye temsilcisiyiz. She Means Business olarak, TOB olarak yine 5000 kadını sosyal medyayı kullanarak işlerini büyütme eğitimleri almaya başladılar. Dolayısıyla aslında her ne kadar Türkiye'deki kadın girişimci oranı %9 gibi çok düşük bir oranda olsa da en azından bu %9 olan kadınlarımız güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ama tabii ki de bunu sadece kadının tek başına mücadelesiyle de olmaz. Destekleniyor da olması gerekir. Şöyle de bir şey var aslında. Binlerce yıldır insanlık, bir kuş gibi düşünürsek insanlık aslında tek kanatla uçuyor. Ve o tek kanat yorgun aslında. Ve bu yorgunlukla gücünü de kötüye kullanabiliyor. Rekabet, tüketim, bencillik ve insanlığın yok oluşuna doğru gittiğimiz bir, nasıl diyeyim, yanlış sosyal düzen ya da hani sosyal düzenin tam olarak eşitliği sağlayamadığı bir yerdeyiz şu anda. Dolayısıyla ikinci kanadın artık devreye giriyor ve biraz dinlenebilirsin artık demesi gerekiyor. Ve şu anda da bence bu değişimin içerisindeyiz. Bütün dünya olarak kadınlar kendi güçlerini fark etmeye başladı. Hem iş dünyasında hem siyasette, her alanda. Her ne kadar ülke olarak henüz 140 ülke arasında 133. sıradaysak da fırsat eşitliğinde, önümüzdeki yıllarda bu rakamların daha da artacağına inanıyorum. Kadınların sayısının gittikçe artacağına inanıyorum. İş dünyasında güçleniyor olmak neden önemli? Çünkü ilk önce maddi özgürlüğünü kazanması gerekiyor kadının. Maddi özgürlüğü kazandıkça gücü artacak ve daha sonra yükselmeye ve sosyal anlamda da özgürlüğünü elde etmek için gücünü bulacak diye düşünüyorum. O nedenle tabii ki de öncelikle kadının kendi gücüne sahip çıkması gerekiyor ve potansiyelini hayata geçirmek için cesaretini kullanması gerekiyor. Şöyle bitireyim. Bütün kız çocuklarının eşit fırsatlarla eğitim aldığını düşünürsek eğer, yani bunu başarabilsek insanlık, tek bir nesilde cehalet, yoksulluk, kıtlık ve savaşlar döngüsü sonlanabilir. O nedenle de kadınların fırsat eşitliğinin bir an önce sağlanması için kadın erkek hepimiz üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Evrim Hanım. Tek kanatla uçuyoruz dediniz, değil mi? Evet. Tek kanatlı kuş uçamaz. Bu söz Türkiye'ye ilk feminist eşitlikçi düşünceleri Rusya Türkleri üzerinden getiren Gasparalı İsmail'in sözü. Onu da bu vesileyle almış olalım. Ve erkeklerin de, Profesör Galligan da değindi, he for she hareketinden bahsederken, erkeklerin de
kadın yönetici sayısının artmasında, dünyanın geleceğin şekillenmesinde, kadınların daha fazla rol oynamasında gerçekten katkıları olabilir. Bu alanda Türkiye'de de yeni bir dernek kuruldu. Sırf erkeklerden oluşuyor. Henüz medyaya yansımadı ama bayağı önemli tanıdık isimler de var erkek içinde. Hiç kadın yok. Bir kadın var bu hareketin öncüsü olan ama medyaya aksettiği vakit hepimizin hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Web kadını güçlendirme prensipleri Birleşmiş Milletler ne kadar önemli değil mi? Bir şirket Türkiye'den bunu imzalıyor ve onun gereklerini yapmaya çalışıyor. Ve Türkiye sanıyorum pek çok şirket web prensiplerini imzaladı. Umarım Birleşmiş Milletler bu kendi bu alana yaptığı yatırımdan, ayırdığı bütçelerden, Türkiye'deki bu alandaki örgütlenmesinden vazgeçmez. Çünkü kulağıma öyle şeyler de geliyor malum. Bütün dünya bir tür krizde. Siz eğitimden bahsederek konuşmanızı bitirdiniz. Onun için sözü Zeynep Dereli'ye vereyim şimdi. Çünkü eğitim konusunda düşünen, dünyadaki gelişmeleri izleyen ve bunu Türkiye'de uyarlayan bir isim Zeynep. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Öncelikle tüm konferans organizatörlerine ve Sayın Gümür Turan Hocama da ayrıca teşekkür ederim. Sayesinde buradayım. Evrim Hanım, konuşmanızda değindiğiniz konular çok tam benim kalbime hitap eden konular. Çünkü ben bugün karşınızda bir Türk kadın girişimcisi olarak oturuyorum. Bundan evvelki yaklaşık 20 senelik kariyerimde hep yöneticilik yaptım. Ama 2 sene evvel bu konfor alanından çıkmaya karar verip kendim bir girişimci oldum. Hatta bu girişimciliğin de daha bu hafta yaşadım bunu. Çok da güzel bir şeydi. Bir bankanın yaptığı kadın girişimci yarışmasında ilk 15'e girme imkanım oldu. Daha ilk bu sene biz başladık. Bunlar çok özel heyecanlar. Girişimci olabilmek bambaşka şeyler gerektiriyormuş. O konfor alanınızdan çıkmanız, ailenizi ikna etmeniz, önce kendinizi ikna etmeniz. Neden bundan bahsediyorum? Benim kendi yaptığım şeyin öneminden ötürü değil. Bundan sonraki hayat nasıl olacak birazcık ondan konuşmak istiyorum. Çünkü hepimiz aslında şu anda genelde elbette ki kadın erkek eşitliğine çok inanıyorum. İki kız çocuğu olan bir kadın olarak buna çok inanıyorum. Bir Türk kadını olarak buna inanıyorum. Ekonomiye faydası olacağına inandığım için de yani bu bütün bunların hepsinin sebebi bence bu. Ancak gelecek çok farklı. Hatta şu anda içinde olduğumuz dünya da çok farklı bana sorarsanız. Endüstri 4.0 diye bir devrim oldu. Eminim herkes burada konferans katılımcıları bu konu hakkında bilgi sahibiler. Bilmiyorum bu toplantıda bu konuşuldu mu ama Endüstri 4.0'la gelecekteki işler tamamen değişecek. Ve bugün çoğunlukla sizin TOB'da yaptığınızdan bahsetmiyorum ama çoğunlukta mikro finansman veyahut işte kadınlara yönelik iş gücüne katılım projeleri hep kadınların daha az nitelikli işlerde çalışmasına yönelik. Ve ben buna tamamen karşıyım. Gerçekten buna karşıyım. Bunun faydası olmayacağını düşünüyorum ileride. Çünkü robotlar bu işleri yapıyor olacak. Kadınlar çok daha nitelikli iş yapabilecek insanlar. Dolayısıyla kadınlarımızı gelecek nesle hazırlamamız lazım. Gelecek döneme. Bunu nasıl yapacağız? Eğitim sistemimizde temelden bir değişiklikle. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ben bugün çok kısaca size bilgi vereyim. TINK adında bir okul kurdum. Teknoloji ve İnsan Kolejleri. Burada çalışma arkadaşlarım da var. Elbette bir takım olarak bunu yapıyoruz. Ben sadece ilk başta fikri ortaya atan oldum ama yapmaya gayret ettiğimiz şey teknolojiyi kullanarak eğitimi bireyselleştirme. Yani teknoloji aslında elimizde bir araç ve bu araçla birlikte çok daha kaliteli bir eğitim verebiliriz. Bunun temelinde, gelecekteki dünyanın temelinde algoritmik düşünce var. Biraz evvel hanımefendi de bahsettiler, kesinlikle katılıyorum. İnsanların gelecekteki yetkinlik ihtiyaçlarına baktığınızda akademik başarısı önemli ama kişisel becerileri çok daha ileriye geçecek. Kişisel beceriler işte bir sunum yapabilmek, burada çıkıp karşınıza konuşabilmek. İnanın ben bunları yapabilmek için senelerce ders aldım. Hani ilk televizyon programına çıktığımda ellerim titriyordu. Canlı yayında sesim bozulmuştu. Buraya çıkan herkes de eminim bunu yaşamıştır. Dışarıdan seyrettiğinizde ne kadar kolay diyorsunuz. Her bir şey bir emek. Ve bu emekleri aslında okulların gençler namına yapıyor olması lazım. Bu emeği veriyor olması gerekiyor. Okullarda buna yönelik eğitim lazım.
Öğrencilerimizi sahneye çıkaracağız. Onlar kendi fikirlerini, okuduklarını, anladıklarını başkalarına anlatacaklar, tartışabilecekler. Takım oyunu istiyoruz iş hayatında. Okulda kesinlikle takım oyunu diye bir şey yok. Ben hayatımda okulumda sınıf arkadaşımla iyi bir ödev yaptım diye not aldığımı hatırlamıyorum. İş hayatına giriyorsunuz, hadi bakalım en iyi takım oyuncusu sen ol diyorlar. Benim böyle bir öyle şekilde yetiştirilmemişim. Yani eğitimi genel olarak yeniden kurgulamamız, gelecek hayata uygun hale getirmemiz lazım. Gelecek hayata baktığımızda robotların hayatımızın içine girdiği, nesnelerin interneti denen meseleyle her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu, sanal ve şu anda içinde yaşadığımız dünyanın bağlantı halinde olduğu bir dünyada, işte robotic process automation diye bir şey var. Robotların artık daha muhasebe, sigorta, call center gibi işleri de üzerimizden aldığı, aslında bunları yapmasının bizi ürküttüğü ama öbür taraftan eğer hazırlıklı olursa hepimizin hayatında da çok fazla boş zaman yaratacağı bir döneme gidiyoruz. Biz kadınlar, ben de bir anneyim ve anne olarak da en büyük sıkıntım çocuklarıma gereğince vakit ayıramamak. Bunun hep zaman zaman sıkıntısını yaşıyorum, böyle bir duygusal da bir şeyim var. Ama öbür taraftan diyorum ki ben onlara iyi bir örnek olmayı tercih ediyorum. Evet, belki şu anda sizlerle oturuyorum, karşınızdayım, onlarla olmak varken ama bu benim yaptığım bilinçli bir seçim. Ancak gelecekteki bu teknolojinin bize sunacağı imkanlarla belki de haftanın sadece 3 günü ofise giderek daha esnek bir şekilde çalışabileceğiz. Biz kadınların üzerindeki yükümlülükler, çocuk bakımı, ülkemizde ayrıca büyüklerin, ebeveynlerin bakımları da var, yaşlı bakımı. Kadını en çok bağlayan iki konu Türkiye'de bu. Bu konuların hepsini, yani bunların dışında evinizde de yapabileceğiniz birçok iş olacak. Neden bir yazılımcı olmasın kadınımız ve evinden de yazılımcılık yaparak yüksek katma değeri olan bir iş yapmasın? Veyahut web sitesi yapmak, veyahut yani birçok şey yapılabilir. Teknolojiyi ve gelecek dünyayı buna göre düşünürse kadınlarımıza da bambaşka bir pencere açabiliriz. Ama buna yönelik işte sadece kota koyarak, sadece işte şey yaparak ben bunun çözülebileceğini düşünmüyorum. Kadınlarımızı da erkeklerimizi de yeni döneme göre eğitmemiz gerekiyor. Girişimcilik ruhlarını arttırmamız gerekiyor. Cesaretlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir de gelecekte eminim Evrim Hanım siz de bunu düşünüyorsunuzdur kendi çalışan ekibinizde. Herkese full zamanlı tam zamanlı iş vermeyeceğiz. Öyle bir şey kalmayacak. Çünkü ne olacak? Herkesin yetkinliği kadar vaktini satın alacağız. O zaman ben kendim bir işe başvuran olduğum noktada kendimi pazarlayabiliyor olmam gerekecek. Yani kendim illa gidip iş kurmak zorunda değilim. Ama gidip bir başka firmada çalışmak istediğimde bile neredeyse bir iş kuracak kadar kendimi anlatabilecek, bir kendimi pazarlayabilecek bir yetkinliğe sahip olmam gerekiyor. Kurum içinde de ilerleyebilmem için o noktada artık kurum içi girişimciliği de düşünüyor olmam gerekecek. Bu kafa yapısıyla o zaman bütün bunları yaparsak aslında Türkiye olarak ve dünyanın diğer biraz daha geri kalmış ülkeleri olarak bu yeni endüstri devrimini yakalayıp çok farklı yerlere gidebiliriz. Bunun için tek yapılması gereken şey hep birlikte kolektif akıl olarak işte TOB'un yaptığı gibi diğer birçok farklı kurumun yaptığı gibi kadınlarımızı, erkeklerimizi yeni nesil eğitimleri vermemiz, bunu her türlü teknolojik imkanı kullanarak yapmamız. Ama bu teknolojik imkanı kullanırken yapılan pedagojik araştırmalarda da şey veriliyor. Sadece yani 18 yaşına gelene kadar gençlerin mutlaka yanında öğretmenlerinin mentorluk yapması gerekiyor. Tek başına evinden sadece o sistemi kullanarak öğrenip kendini yetiştirebilen insan sayısı oransal olarak daha az. Olabiliyor mu? Elbette olabiliyor. Ama üniversite seviyesinde eminim sizler gelebiliyorsunuzdur. EdX diye bir mesela platform var. Harvard'dan, MIT'den gelip ders alabiliyorsunuz. İnanılmaz şeyler oluyor şu anda. Ve bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Sadece bir tuşla yapabiliyorsunuz. Yeter ki öğrenmek isteyin. Yeter ki kendinizi geliştirmek isteyin. Ama geliştirme genelde Türkiye'de de dünyada da ben bunu görüyorum. Okul hayatınızın sonunda eğitiminizin bittiğini öngörüyorsunuz. Eğitim her gün devam ediyor. Hele hele gelecek dönemde ve şu an içinde olduğumuz dönemde eğitim daha da önemli. Çünkü teknoloji her gün kendini yeniliyor. Bunu takip etmeyecek, öğrenmeyecek insanlar da ne yazık ki işsiz kalacaklar. Ben bunu zaman zaman kendi eşimle de konuşuyorum. Eğer kendimiz bu yeni döneme adapte olmazsak bundan 5 sene sonra gerçekten hiçbir işveren bizi de istemeyecek. Haksız da olmayacak. Çünkü optimizasyon süreçlerini anlamanız lazım. Teknolojiyle neler yapabileceğinizi anlamanız lazım. Ve bunu aslında hayatı daha kolaylaştırmak, daha verimli çalışabilmek için yapmanız lazım.
Ben kendi süremi aşmışım bayağı. Çok özür dilerim. Bu çok heyecan duyduğum bir konu. Ve bütün bunlarla gerçekten farklı bir dünya yaratabileceğimizi düşünüyorum. Ama bir en büyük endişem, kadınlar genelde, ne yazık ki ben kendim bir mühendisim ama kadınlar genelde, daha küçük yaştan itibaren kafasının matematiğe, fiziğe, kimyaya basmadığı konusunda bir telkinle büyütülüyor. Bunun çok yanlış olduğunu ben biliyorum. Ancak bundan ötürü de yazılımdan, yeni teknolojilerden çekiniyoruz. Eğer bu konuda yani sistem eğitimi, birazcık daha algoritmik düşünce yapısına yönelik bir eğitimi kadınlarımızı da teşvik etmezse, gelecek dönemde gerçekten kadınlar çok geride kalacaklar. O yüzden hepinizin de bu konuda bilinç olduğunu biliyorum. Hep birlikte bu konuyu da lütfen çalışalım. Çok teşekkür ederim. Evet, Zeynep Dereli, zirvenin başlığı olan geleceğin tasarımına çok yakın düşen bir konuşma yaptınız. Endüstri 4.0 gerçekten her gün gündemimizde olması gereken bir konu. Ayrıca TINK girişimi içinde sizi kutlamama izin verin. Çünkü çok küçük yaştan beri sizi takip ediyorum. Güzel bir girişim gerçekten. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, bunlardan bahsettiniz. Evet, ben de en son bir araştırma okudum. Maalesef Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımının önündeki en büyük engel olarak duruyor şu anda. Bunların hızla devlet politikalarıyla, yerel politikalarıyla, politikalarla değişmesinde çok büyük yarar var. Geleceğin tasarımı kadınlar dedik, başka bir alana atlayacağız ama her geçen gün gündemimizde olan bir alan. Bitti de diyoruz, bitmiyor. Şu anda işte romanlarda okuduğumuz Balkan Harbi sahnelerini tekrar seyreder olduk. Göç meselesi. Bu konuda göç, kadınlar nasıl etkileniyoruz? Geleceğimiz nasıl? O kadınların geleceği nasıl olacak? Deniz, Şenol, Sert, lütfen aynı zamanda akademik kişiliğin yanında Türab Der'de de aktif görevde. Sizi dinliyoruz lütfen. Teşekkür ederim. I actually prepared my presentation in English, so I'll switch to English if possible. The title of this panel was asking how can we unlock the potential of women, and I would basically come up with a very simple argument that would hopefully let us rethink about the stereotypes in relation to migration and show migration as a means to unlock this potential. Education is one, for sure. Education is very important, but I would also like to show migration as a platform that where we can achieve this, unlocking the potential. Because in general, we have a tendency to talk about migration within very negative terms, but I would try to provide here a different perspective, really. Let me start by giving some facts. As many of you might have heard, we have around 244 million migrants in the world. And by the way, yes, I know this number is very high, but in fact it is only 4% of the population of the world. So it is not that the entire continents are packing their suitcases and coming and invading the other countries. That's not really the case. And 50% of these migrants are women. I mean, there is also a general stereotype, again, showing migrants as a male figure, but I mean, in fact, 50% of them are women. At the same time, we are usually linking migration and refugee issues together as well today in the discussions. And again, like there are around 20 million refugees, 19.6 to be more precise, and again, 50% are women. So women are present in this migratory scene today. And I am dividing these two groups into two, actually. Let me first start talking about migrants, and then I'll switch to the refugees and see what's going on in both fields. In 2015, international migrants
overall, I mean, why is this important? I mean, migrants are important because they sent back home $433 billion in remittances. This is very important. Why? Because this is three times the official development assistance that are provided for the developing countries. So migrants are with us and they are contributing not only to their national economies but to the global economy in general as well. And there are also numbers showing that migrant women participate more in labor force compared to non-migrant women. And if we look at the ratios, while 73% of migrant women are participating in the workforce, only 64% of non-migrant women are participating. So there is almost like 9% difference in here. And this is also related to the discussion that we had about like looking after our kids, looking after our elderly. If we look at that sector in particular, almost every sixth domestic worker in the world is an international migrant. So migrants are doing these jobs for us at home. And women among this, I mean, within this international migrant workforce make up 73%. So of all the international migrant domestic workers, 73% of them are women. But in fact, only 24 countries signed and ratified the ILO Convention on Domestic Workers, and Turkey, by the way, is not one of them. As you can see, within the field of migration, women are there, women are contributing, and women are basically migrant women are basically more privileged in terms of non-migrants in joining the labor workforce. But in fact, the rights are not there for them to protect them. If we look at the refugees, as I said, 50% of refugees in the world today are women. But if we look at the numbers, only 4% of the projects in UN interagency appeals over targeting women and girls in 2014. We should also look at these funds that are coming from the EU to Turkey today in relation to the Syrian migrants. We don't really know how much of these funds are potentially targeting women and the girls. Again, if we look at the numbers of Syrians in Turkey, based on the official figures provided by the Directorate General of Migration Management, there are 3.3 million Syrians who are registered under the temporary protection regime today, and 50% of them are women and girls. But in fact, when we look at the funds, we don't really know how much of these funds are specifically used for empowering these women. But still, I would argue that even in the case of like Syrians in Turkey, we see that this migration phenomenon, in fact, is empowering them. We have a tendency to look at migrants and migration as if they are like victims who are in need of help. But in fact, these are people with agency. And migration is providing them the platform to utilize their agency. Syrian women in Turkey are doing great things. There are many Syrian civil society organizations established by women in particular. Ishrakat is one of them. It is called the Syrian Ladies Association. They are doing great jobs in actually empowering women, both Syrian and others, in joining the workforce in Turkey. So basically what, I mean, I know we are running out of time, but I would end up by saying that we have to rethink about the stereotypes in relation to migration, specifically migrant women. As actually Evrim said, one cannot realize her potential without the struggle. And migration is really providing these people the arena of struggle. And overall, I would argue that we should not only think outside the box when we are talking about migration and potential of migrant women, but we really should think as if there is no box. And I would end here. Thank you very much. Çok teşekkürler. Kadınlar muhteşem bir timing ile ilerlediler.
potansiyelin ortaya çıkarılması çok önemli olduğunu anladık. Farkındalık yaratmanın önemini gördük. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ben öğrencilerimde de görüyorum. Üniversite son sınıfa gelip de mühendislik fakültelerinde bunu bilmeyen çocuklar var. Dolayısıyla daha liselerden anlaşılması gerekiyor ve geleceğin tasarımında da kadın liderliğinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu da sanıyorum bu konuşmaların sonuçlarından biri oldu. Aranızda soru sormak isteyen varsa bir dakikalık vaktimiz daha var. Ya da konuşmacılardan bir şey eklemek isteyen varsa lütfen rica edeyim. Evet. Boğaziçi Zirvesi'nin düzenleyicilerini ve özellikle de bu paneli düzenleyen, konuya şekil veren, bizleri bir araya getiren Profesör Gülmer Turan'a da çok çok teşekkür ederek panelimizi kapatıyorum. May I kindly invite Mr. Zahit Gönenç, member of the honorary board of UIP, to deliver the rewards to our panelists. Thank you so much. Teşekkür ederiz. Evet, açılabilirsiniz esasında.